Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölüm ve yeni maceralar. Şimdi canlı yayına başlayalı yaklaşık yarım saat oldu. Herhangi bir şey değişiklik yapmadım. Kızdığınız için artık değişiklikleri sadece video içerisinde yapıyoruz. Sadece şunun inşaatını koyuverdim. Buraya bir geçit yapıp şimdi bu bölüm artık aşağıya doğru gitmeye başlayacağız. Çünkü yukarıdaki işimiz ve misyonumuz şu an için tamamlandı. Yani uzaya kadar gelebiliyoruz. Ki geldik, sıkıntı yok. Vakum ve yani gazların kaçmaması için burayı açmıyorum şimdilik. Daha sonra camı icat ettiğimizde buraya güneş panelleri döşeceğimiz zaman burayı da açacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi artık yukarı okey olduğuna göre sistemlerimizi kontrol ettik. Burada bakın suyumuz, oksijenimiz üretiliyor, soğutuluyor, base'e teslim ediliyor, doğalgaz jeneratörümüz çalışıyor, depolarımız doluyor. Herhangi bir sıkıntı şu an için yok. Yemek zaten aldı başını gidiyor. Anasının nikahına doğru. Tamam. Şimdi artık aşağıya doğru ineceğiz. O yüzden şuradan bir geçit yapacağım. Şuradaki karbondioksit 4,5 kilo olduğu için kulak zarı patlaması yaşamayalım. Elemanlarımız bizim için kıymetli. Elemanlar bizim her şeyimiz abi. Şuraya da yuvasını yerleştirelim. Peki, bunu yaptıktan sonra buraya airlock koymayacağım arkadaşlar. Yahut koyabilirim. Şurada yanlışlıkla bir şey delersek yukarıya balçık. Ya ben şuradan inmeyi planlıyordum ama şu taraftan ineyim diyordum ama bilmiyorum nasıl yapacağız. Buradaki şeye bağlı. Belki airlock yapabilirim ya. Yapabilirim, evet. Evet. Yapabilirim abi. Şuradakini kırarım hatta. Bakınız. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki havayı şey yapmak için şunu bir iptal edelim. Buradaki hidrojen içeriye kaçmasın. Şu airlock'u kıracağım. Buraya yapacağım. Çünkü burada bir işimiz yok. Karbondioksit deposuna dikkat edeyim. Şu an 615 ve geyser 7 dönüş sonra duruyor. Bir şey yetiyor arkadaşlar. Yani bizim buradaki şartlar için konuşuyorum. Bir çalışma süresinde yani 67 dönüşte 1 ton karbondioksit çıkaramıyor. Harcadığınız şey, yaktığınız doğalgaz. Yani tabii ki bu benim ihtiyaçlarıma göre, benim yaktığım elektriğe göre bu şekilde. Sizde değişebilir. Oraya tabii bir şey diyemem. Peki, onu yaptıktan sonra şu atmo takımı çıkaracağım yuvadan. Atmo takım masrafına da girmeyeceğim arkadaşlar. Buraya teslim edeceğim. Aynısını. Bir şey gelmiş, hemen bakalım. Altın amalgam alırız. Eleman ihtiyacım yok şu an. Onu da söylemiş olalım. Şimdi buradan zaten şöyle bir şey yapacağım. Çünkü buranın zaten bakınız aşırı basınçlı. Oksijen bolluğu yaşıyoruz. Oksijen bolluğu yaşadığımızdan oksijen buraya da öyle zannediyorum ki yetecektir. Bu kapıyı kırma emri vereceğim. Yün var, bence yapabilirsin. Gerek yok. Gerek yok. Şimdilik gerek yok. Yani aşağı bir bakalım. Muhtemelen aşağıda bir işimiz olmayacak arkadaşlar. Şu an şeye gidiyorum sadece. Hani petrol var mı? Yok mu? Tarafındayım. Yusuf Emre. 14 izleyip geldim. Neler değişti? Çok şey değişti Emre. Arada çok fazla bölüm var sizin izleyeceğiniz. O yüzden buradan devam et. Hani burası bir de biraz sana spoiler olacaktır. Ama bayağı bir şey yaptık. Bölümler size biraz teker teker geldiği için arada şeyler oluyor. Kaymalar oluyor. Ya canlı yayından ilerisini izleyebilirsin. Yahut bekleyebilirsin. Şimdi buradakini aldık. Bu kaç watt var bu devrede? Tamam, bu devre zayıf. Buradan elektrik çekebiliriz abi. Şu üçlünün ucunu şuraya takıver. Gazlere baktın mı? Bakmıştık ya sanki. Kingfish. Aleykümselam, hoş geldin. Evet, oksijene geri döndük. Oksijensiz yapamıyoruz biliyorsunuz. Oksijen bizsiz yapamıyor. Biz oksijensiz yapamıyoruz. Bakalım ne olacak.
Yapıştı oksijen bize. Oksijen bize yapıştı abi. Şimdi bu yaratığı tutup buraya getirsem şuradakini. Buradakini tutup oraya getirsem acaba orada bizim işimize yarar mı? Burayı besler mi? Bilemedim. Airlock'u kırdık. Bu airlock'u buraya taşıyacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Hemen buradan başlayabilir herhangi bir. Bana bir ziyanı olmaz. Şöyle yapabilirsek çok daha şahane olur. Şunu iptal edeyim sadece. Ve her zaman izinle. Giymeseniz de olur ya. Şimdilik şunu yapın hemen. Wow. Bu içeride kalacak değil mi şimdi bu adam? Tüh, o kötü oldu. Kıralım adam çıksın. Şurada kabloyu bağlayamıyorlar. Bu airlock kapısının sıkıntısı bu. Bu arada. Bu airlock kapısında böyle bir elektrik sıkıntısı var. İlk önce kablosunu yapıp yapmamız gerekiyordu. Ters olmuş atma takım. Yo, buradan giyiyor işte. Şunu bir bağlasınlar. Bağlamayacaklar değil mi yine? Of be abi ya. Yıkacağım. Yıkacağım abi. Madem ters yaptınız bunu böyle. Madem bizi uğraştırıyorsun. Yıkalım abicim. Sen de yine şikayet ediyorsun. Bazı şeyler değişiyor. Evet. Evet. Maalesef. Maalesef. Duplar da düzelmedi. Ben de düzelmedim. Öyle birbirimizi idare edip gidiyoruz. Şöyle bir mod var. Bakınız elektrik istiyor ama bu mod. Airlock kapısı bu. Bunu yaptıktan sonra kablosunu bağlamaya kalkarsan ortada kaldığı için ulaşılamıyor kabloya. Öyle bir dert var. Onu yine aklımızdan çıktı. Biz yaptık. Şimdi şöyle üstüne yaparsam olacak. Peki. Tamam. Şimdi artık airlock olduğuna göre burayı kapatıp şuradan devam edip direkt bu merdivenden aşağıya doğru geçebiliriz. Hatta şu kalın yeri de delmeye gerek yok. Buradan direkt gelelim arkadaşlar. Biz şu boşluktan suyun içinden geçersek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayabilir. Airlock havayı yok etmiyor. Eskiden hava kilidi yapıyorduk. Onu şey yapıyoruz. Artık ekarte ettik. Hani mikroplu hava içeri girmesin diye su kilidi yapıyorduk vesaire yapıyorduk. Şimdi bu projeyle yani şurada yapılmışı var. Bakın burada klor var. Burada oksijen var. Ama kapıdan geçip gittikleri için herhangi bir hava değişimi olmuyor. Şu ucu çıkan yerden ucu çıkan güçlü prizlere hasta oluyorum bu arada. Onu da söylemek gerekirse. Bu ne zaman dolup ateşliyor abi? Artık ateşler misin ya? Ateşliyormuş bu. Aa 5 kalmış. Süper. Tamam o zamanla şeyini yapıyor. Bunda bir küçük şeyimiz var. Bir küçük radyasyonumuz var ama etkilemiyor. Havayı çekiyor gibi. Animasyon o ya. Hani sadece hava geçmesin gibi bir şeyi var. Sadece animasyon. İçerideki havayı yok etmiyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buraları bir düzenli gitmek istiyorum ya. Çok böyle dağılmaktansa. Böyle kazarak yaparak gidelim sırayla. Bu inişi iptal edeceğiz bu arada. Yani kapıyı kapatırız olur biter.
Biz hani şeysiz geçsinler istiyoruz ya şu anda. Oo, bir saniye. Yok mu ediyor gerçekten? Sanıyorum yok ediyor arkadaşlar. Şey uyarısı verdi çünkü. Serin çevre uyarısı verdi. Muhtemelen şu arayı yok ediyor gibi bir şey. Yok ediyor olabilir, doğru. Şimdi hızlıca inşaatı yapalım şuraya kadar. Ondan sonra giriş çıkışları iptal edeceğiz. Sadece Cemile geçebilecek. Bizim vefakar Cemile'miz bize buradaki şeyi yapacak arkadaşlar. Yetenek kısmından. Şimdi birikmiş yetenekleri vermeye kalkarsak Cemile'de var. Metin'e inşaat da verelim biz. Nedim neciymiş? Nedim araştırmacı ve ızgaracı. Metin'e verdik. Tehlikeli madde kazma verelim mi acaba ya bunlara? Hadi verelim ya. Zaten moral patlamamız var. Verelim abi. Banu. Bakınız Banu taşımaya çok hevesli bir arkadaş. Verelim abi. Boşta puan kalacağına. Estetik tasarım ve araştırma delisiymiş. Bu arkadaşın çok fazla şeyi var. Sevdiği iş var. Buna zaten vermişiz. Bunu verelim. Buna zaten vermişiz. Bunu verelim. Peki. Onun dışında taşıma verebilirim bunlara ekstradan. Taşıma verelim abi. Taşıma herkes yüksek kapasite taşırsa çok daha güzel olur. Şuna verelim. Buna da veriyorum. Cemile'ye vermedim sadece. Cemile biraz moral olarak sınırda mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? 26, 33. Sen nasıl bu kadar moral kazandın ya? Duş almamıştır muhtemelen. Olsun, verdim gitti. Kazıcı insan. Yetenekli olsun abi. Banu, en olmaması gereken kişisin sen burada şu anda. Tamam, giriş çıkışlar kapandı buradan. Geçiş yok artık. Banucum çık sen de. Boşalt abla. Boşalt abla. Arda sen de gelme, git geri. Banu çıkar mısın artık? Evet abi, şimdi buradan geçiş sadece kimde? Cemile'de olsun. Cemile iki tarafa da girip çıkabilirsin abla sen. Aynen öyle. Ve kazı çalışmamız. Daha burayı yapmamışız. Pardon. Peki. Şuraya kadar gelirim. Şuradan inerim merdivenle. Sonra buradan şöyle yaparım. Sonra buradan aşağı inerim. Mis. Şu an petrol var mı yok mu aşağıda, ona bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika, volkanik kayadan yaparsan tabii ki uzun sürer sevgili Cemile. Kum taşından yapman gerekiyor, hızlıca yapabilesin ablacım. Hadi Cemile. Bu arada iki hızda oynuyormuşum. Yine takılı kalmışım. Biraz da o yüzden. Neden öyle oldu? Çünkü Cemile'ye vermedik abi. Cemile'nin morali bozulur mu versek? Strese girer bu. Tamam. Malzeme olduğu zaman sorunsuz, sıkıntısız Cemile'ciğim bu işi yapabiliyor. Peki. Karbondioksitte balçık yaşar mı? Şimdi kazıp göreceğiz. Oksijen de yok oluyor dediniz zaten. Ama direkt balçığı kazacağım abi şöyle. Şu geyserin de yanından geçip hatta. Böyle şuraya kadar. Hatta şöyle yapalım. Şunu şöyle verelim. Sağını solunu da kazarsak daha hızlı mı yapar acaba? Yok, daha hızlı yapmaz. Şurayı iptal et. Şurayı kaz.
Hadi bakalım. Yemek kalitesi ve dekor yapabilirsin. Ya yok, şu an çok sıkıntı. Ben onu versek bile Cemil'in stres olacağını sanmıyorum ama riske atmıyorum işte yani. Yoksa sanmıyorum olsun stres. Şimdi bir saniye. Burada airlock var ama bu kapıyı iptal etmem lazım benim arkadaşlar. Bu kapı iptal olmazsa, çünkü bu balçık buradan çıkar, şuradan geçer. Buradan geçemez ama buradan geçirebilecek. Dolayısıyla burayı nereden kapatalım biliyor musunuz? Şuradan kapatalım. Kapının arkasında bir duvar olsun. Şuraya bir geçici izin verelim. Abla sen gelme ya. Sen aşağıdaki işinle mi ilgilensen acaba? Bak şimdi Cemile mesela niye buraya gitti? Buraya kadar geldi. Nefeslendi ve aşağı... Çok garip gerçekten. Çok garip. Tamam. Burayı terk et Metin. Allah! Ayşen kalmış ya burada. İşte ondan sonra ben kızıyor oluyorum. Ondan sonra ben kızıyor oluyorum. Ayşen senin orada ne işin var Ayşen ya? Ya seni Allah almasın Ayşen ya. Evet, Cemile şu an şeyin dibine vuruyor. Nedir o? Sondajın dibine vuruyor arkadaşlar. Burada bir şey var. Anatomi posteri diyor. Oo. Buraya bir giriş yapacağız birazdan bakalım. Balçık ciğer karbondioksitte yaşıyor ama yayılmıyor. Bir yaşaması yeterli ya adamların hasta olması için. Ben ne kadar ben tıbbi olarak şey temiz oynamaya çalışırsam siz o kadar balçık ciğer kaz, balçık ciğer kaz diye bana şey yapıyorsunuz. Araştırma bitmedi mi? Bu radbotlar bunun içindeyken azalmıyor değil mi? Ha, azalmıyormuş. Hadi icat et cam fırınını. Artık cam fırını bir devreye alalım abi. Evet Cemile be, harikasın sen be. Arkadan yap inşaatı, kimse geçemesin. Aslanım Cemile. Aslanım Cemile. Tamam okey, burada bir sıkıntı kalmadı. Şimdi adım adım aşağı ineceğiz arkadaşlar. Bakacağız mesela petrol var mı? Yok mu dur. Bu ne? Yaratık mutasyonu. Yaratık mutasyonu. Abi neler çıkmış bu oyunda böyle ya? Reklam çıktı basın. Reklam çıktı çökün. Şimdi ne aşamada mikrop? Çıktı mı? Tabi yayıldı hemen. Pislik be. Hemen yayıldı be pislik. Pislik mikrop. Vay abi, granit yataklarına bakar mısın? Oy 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 oy, biz dünyayı granitten yapabiliriz. Çok güzel oldu. Kirli su. Tamam. Okey. Zahit hoş geldin. Abi acayip şey var aşağıda. Bu nedir? Demir. Demir. Oha, işlenmiş demir. Direkt rafine metal. Direkt rafine hali. 100 kilo ama. Fazla olaydı ne vardı? Tamam devam 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 Cemilecim devam. Cemilecim devam ablacığım. Burayı da kırarız. Buranın da içinden geçeriz anasını satayım. Evet. Aynen o emri verdim. Yık yık yık. Yık geç. Şuna bakacaktık neymiş. Şurada. Hatırlamıyorum onun ne olduğunu şimdi. Kaz buraya bakayım kız. Cemile bacı. Neymiş? Şunu da kaz bakayım. Bunu da incele diyelim. Bunu da incele diyelim.
etiketlerimiz de çıksın. Şimdi bu yaratık şeyini bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. Bunu yıkacağım. Yeni güncelleme geldiğinde alışmak beni aşırı zor. Evet, bir de beni düşün. Ben ne kadar zamandır oynamıyordum, şimdi tekrar oynuyorum. Beni ne kadar zorluyor düşün. Aşağıya devam edelim. Buna bakalım. Soğuk buhar menfezi var. 110 derece çıkarıyor. 607 saniyede 3 saniye. Bunu analiz edip şey yapmaya değmez arkadaşlar. Hiç su sıkıntısı yok şu an için. Sıcak su. Belki sauna. Buranın istediği sauna vardı. Sauna olayını şuraya konumlandırabilirsem base'den uzağa. Şu alana bir yere. Burayı otomatik kazıcılarla kazdırırım. O biraz işe yarar olurdu. Evet. Herkes sanırım haklı çıktı. Direkt mağma var. Petrol yok. Haritanın vardı bende. Şurada. Sen pauzla, ben devam edeyim ama, tamam mı Zahit? Evet, teleporter çıkışını bulduk bu arada. Güzel yerde. Buraya giriş yaparız. Teleporter çıkışı şu gezegende. Şuradan giriş yapıp çıkış alacağımız yer. Buradaki arkadaşı uyandırmaya gerek görmüyorum şu anda. Belki Wizbird'leri gönderebilirdik. Bir ihtimal. Ama öteki gezegendeki radyasyon miktarı yavaş da olsa şeyi yapıyor ya. Araştırma yaptırtıyor bize bir tane de olsa. O yüzden çok fazla oradan onu getirmeye gerek yok. Hani su ve başka bir şey olabilirdi belki ama bir saniye. Orada ne vardı başka? Çok fazla kobalt var. Mesela kobalt gönderebiliriz buradan. Metal cevheri sıkıntı olduğunda. Has ihtiyaç olur mu? Olmaz. Sanmıyorum. Hani kobalt bence bu gezegenin en büyük numarası. Sanıyorum kobalt olur arkadaşlar. Kobalt buradan gidebilir. Evet. Evet. Evet hocam. Evet. Evet hocam. Buraya uzay gemisiyle gelmeye de gerek yok bu arada, değil mi? Roketle gelmeye gerek yok yani. Bakayım, bu burası mı? Chamorino. Chamorino diye isim koymuşlar. Hayatiani. Bunları bulacağız tabi. Gideceğiz. Mecburen gitmek zorundayız. O zaman dostlar şöyle yapalım. Biz bir cam üretimine girelim. Ondan sonra hemen roket işine saralım. Ve karbondioksit motorlu bir şey yapıp gidebiliyorsak böyle bir şey yapıp gidelim. Direkt gidelim abi. Burada ilgi çeken bir şey şu an için yok. Cemile'yi daha fazla boğdurmayacağım aşağıda. İstasyon. Gel bakalım buraya. Pardon, işleme. Cam fırını. Ne diyor? Sıvı çıkış vur. Oy güç. 1.2 kava. Vallahi bizim stok şeye gidecek galiba. Kardeşler, cam üretimine gidecek. Abi bir de 1.2 kava. Güç. Bir kere bir defa pil sayısını arttırmam gerekecek. Ama bu camı yapmadan, cam fırını yapmadan şey de yapamam. Da 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 da. Bir saniye. Bir saniye. Camı yapmadan güneş paneli yapamıyorum. Güneş paneli yapmadan gücü çözemiyorum. Bakacağız. Şimdi biz bunun araştırmasına şeyi verelim. Güneş panellerini verelim. Uzay yolcusu modülü. Yapı taşıma modülü. Yaratık kargo bölmesi. Roket motoru bulacağız abi, bulacağız, bulacağız. Onu da bulacağız. Sen bize bir cam paneli. Sana zahmet. Hadi bakayım.
Hadi bakayım abi. Bir cam paneli bul bize. Arkadaşlar cam paneli bulunduktan sonra, yani yukarıya şeyi verdikten sonra bu işi çözebiliriz. Biraz pil sayısını arttırmamız gerekecek. Onu yapalım biz bu arada bence. Şey olan odur. Şu an gereken odur bize. Şunu şöyle ekleyemiyorum değil mi? Come on man. Ekleyebiliyor olmam lazım. Kırmadan ekleyemiyormuşuz. Peki. Peki. Şimdi şöyle bir merdivenimizi uzatalım. Şu katı uzatalım. Burayı yine pil dolduralım. Bizim ana güç nerede? Şurada değil mi? Evet. Ana gücümüz burada. Şu biraz hava çeksin. Burası bayağı dolmuş. Eren Taşçı hoş geldin. Aleykümselam. Şimdi şu yukarıya bir pil takviyesi yapalım. Ondan sonra cam olayını nerede çözeceğiz? O lazım bize. Cam olayını aşağıda bir yerde mi çözsek ya? Hiç sıcaklığı beyze ulaştırmadan şuralarda bir yerde yapsak. Cam da şu suyun içine düşse pişince. Zaten su falan istemiyor, sadece kum istiyor. Cemil halleder o işi. Bence dışarıda yapalım. Vallahi part part izliyordum, denk geldi. Eyvallah, hoş geldin. Ama bayağı ileriden izliyorsun şu anda, onu da söyleyeyim. Çünkü senin izlediğin bölümlerle bunun arasında çok fazla fark var. Bir şey geldi, hemen bakalım. Faydalı bir şey gelmiş mi? Eleman almıyoruz arkadaşlar, personel alımımız kapalı. Teşekkür ederiz başvurduğunuz için. Şirketimiz size dönüş yapacak. Bunu kıracağım abi. Bunu kıracağım çünkü pillerin hizalı olmasını istiyorum ben. Neyse, olabiliyor mu peki? Buraya. Hemen kırdın mı be? Tüh, olmuyormuş zaten. Boşuna uğraştık. Boşuna kırdık abi. Vallahi boşuna kırdık abiler. Zaten bunu buraya koyamayacağım yani hiçbir şekilde. Tamam, şöyle yapalım. Böyle şöyle yapalım. Olur. Olur. Evet, çoğaltalım abi alet sayısını. Hızlandıralım inşaatları beyler. Hop. Hatta buradan da şeyle çıkalım direkt yukarıya. Avo, bir dakika, olmaz. Bir saniye, olmaz 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 olmaz. Olmaz, iptal. Şöyle. Tamam, şuradan çıkıp böyle vereceğim. Buradan çıkıp böyle vereceğim. Bunu da iptal edin. Oğlum, iptal et şunu. Allah Allah. Bozmayın lan vatandaşın kafasını. Metin kaldı mı? Metin iner ya. İn lan Metin. Hopla Metin. Abi şu işi bir çözemediler ya. Bu algoritmayı mı yapamıyorlar? Ne yapıyorlar buna? Ben bilmiyorum ki ya. Şunu artık bir halledim de abi ya. Kaç yıllık oyunsun? Hala kopyaların sıkışması beni öldürüyor ya. Şimdi bir saniye. Şuraya erişimimiz var mı bizim? Var değil mi? Metin gel sen burayı kapat koçum be. Gel be Metin. 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 Yap bu inşaatı buraya. Gel şurayı kapat. Biz aşağı su alacağız. Hadi Metin'cim. 400 kilo getirdi gördün mü? Banu 400 kilo getirdi. Okey. Bu şeyi yeteneklerdeki şu kargo taşıma olayını, gelişmiş taşıma olayını her yere vermeye çalışın. Bütün kopyaları vermeye çalışın arkadaşlar. Taşıdıkları kapasite artıyor. Hani 600 kilo için bir kere gidiyorsa 3 kere gidiyorsa normalde 200-200 götürüyor ya. Bir kere gidiyor artık. Öyle düşün. Şuraya bir su alalım birazcık. Hop.
Güzel. Nice. Bu sistem güzel oldu da bunu otomatiğe bağlamak lazım. Böyle düz bağlamış oldum. Ataydık otomat çalışacak mı böyle? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çetin çetin. Çetin çetin doğru söylüyor abi. Şundan sonra buraya gücü vermek lazım. Tamam. Okey. O zaman akıllı trafonun arkasından vermek gerekiyordu. Şu an full çalışıyor değil mi? Aynen full çalışıyor. Tamam. İptal burası. Şurayı koparın abi. Evet. Aklımızdan kaçan, gözümüzden kaçan bir ayrıntı daha yakalanmış oldu böylece. Bastard. Buradan bağlarsak, şunu da şuradan tabii ki bağlarsak. Akıllı bataryadan sonra işleme gireceği için şu an stoplandılar. Okey. Teşekkür ediyorum. Süper. Vallahi bu oyunu yemin ediyorum izleyiciyle oynamak süper ha. Vallahi izleyiciyle oynamak şahane oluyor bu oyunu. Şimdi cam üretim tesisi kuracağım bir dahaki bölüm. Arkadaşlar pil sayımızı biraz arttırdık. Ne yaparım biliyor musun? Şunun eşiğini yüzde çekip bir tur komple bütün pilleri doldururum. Şu bağlantıları da yaparlarsa güzel olur tabi. Bütün pilleri doldurup ondan sonra şurada bir yere bakınız ya şurada ya şurada suyun üzerine bir cam üretim tesisi koyacağım. O cam üretilecek, suyun içine düşecek. Çıkan sıvı da direkt buraya karışsın, çok önemli değil. Eskiden upload ettiğim videoları durdurup sorunu buldum. Geri dönüyordu. Nasıl ya? Hatırlamıyorum ben onu. Videodan mı bakıp dönüyordum? Hatırlayamadım vallahi. Yapıyorumdur abi. Uygulamalı bilimler. Evet, devam ediyor şu an. Evet arkadaşlar. 32 dakikayı bulmuşuz. Bu bölüm böyle toparlayalım. Önümüzdeki bölüm dediğim gibi cam üretim tesisi. Şuraya bir yere. Şuraya da olur. Fark etmiyor. Üstünde sıvı olan, yani altında sıvı olan bir yere yapacağım onu. Ve bezden uzak yapmaya çalışacağım ki herhangi bir zarar ziyan olmasın. Bir büyük trafo gerekecek onun için. Bu trafolar yetmez. Onu yapacağız. Ondan sonra cam üretimine başlayıp güneş paneli döşeyeceğiz. Güneş panelinden sonra rokete geçeceğiz. Roketle artık çevreye açılmaya başlayacağız. Bakalım bu gezegende bizim dışımızda neler var, neler yok. Bunların da hepsini göreceğiz arkadaşlar. Peki, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.